İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. 23 Şubat gündemiyle BRT Ana Haber'de karşınızdayız. Sayın seyirciler, Rusya-Ukrayna sınırında askeri hareketlilik devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi olağanüstü hal ilan ederken gerek Rusya gerekse de Ukrayna ülkeyi terk edin çağrısı yapıyor. Başbakan Sucuoğlu Antalyalı sanayicileri kabul etti. Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin stratejik öneminin daha da arttığını belirterek tüm çabamız güçlü ekonomi ve güçlü ülke yaratmaktır dedi. Maliye Bakanı Sunat Atun, maliyenin 200 milyon Türk lirası iç borçlanmasıyla ilgili BRT'ye değerlendirmelerde bulundu. Atun, iç borçlanmadaki artışın bir vade içinde planlı şekilde geride bırakılacağını söyledi. İngiltere, koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlattı. Bu çerçevede salgınla mücadelede yasal kısıtlamalardan kişisel sorumluluk sürecine geçildi. Öne çıkan bazı başlıklarımız böyleydi sayın seyirciler. Bültenimize Rusya-Ukrayna sınırındaki son durumla başlayalım. Rusya-Ukrayna krizinde barışçıl çözüm umutları yavaş yavaş azalıyor. Rus lider Putin'in Donbas'ta ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından bütün gözler sınır hattına çevrildi. Dünya savaş ihtimaline karşı endişe içinde Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliklere odaklanmış durumda. Batı yaptırım kartını ortaya çıkarırken Ukrayna Güvenlik Konseyi olağanüstü hal ilan etti. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına ülkeyi terk edin çağrısı da yaptı. Kriz hattında gün içinde yaşananları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Moskova ile Kiev arasında haftalardır süren gerilim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması ve Ukrayna'ya barış gücü gönderme kararı sonrasında has safhaya ulaştı. Bölgede askeri hareketlilik devam ederken her iki ülkeden peş peşe açıklamalar geliyor. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına ülkeyi terk edin çağrısı yapılırken Rus haber ajansı Moskova yönetiminin Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etmeye başladığını duyurdu. Ukrayna Güvenlik Konseyi ise olağanüstü hal ilan etti. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Donetsk ve Luhansk hariç tüm Ukrayna genelinde olağanüstü hal ilan edilmiştir. Bu karar hayatımızı radikal manada etkilemeyecek. Sokağa çıkma yasağı duruma göre gereken bölgelerde ilan edilebilir. Askeri yönetim kararı almamızı gerektirecek bir durum yok. O hal 30 gün boyunca devam edecek. Gerektiği takdirde uzatılacak. Ayrıca 36 bin yedek asker göreve çağrıldı dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski son yaptığı açıklamada Batı'dan daha fazla somut adım beklediklerini ifade ederek Kuzey Akım 2 doğalgaz hattı projesinin durdurulma kararının kalıcı olması gerektiğini vurguladı. Bir açıklamada ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Alexander Zakarchenko'dan geldi. Zakarchenko bölgedeki durumun kritik olduğunu belirterek seferberlik halinin tırmandığını kaydetti. Elde ettikleri bölgelerde insanların öldürülmesine neden olan provokasyonlara maruz kaldıklarını öne süren ayrılıkçı lider, "Biz kazanacağız, Büyük Rusya'nın yardımı bize zafer getirecek" ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kubela ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Kubela kan dökülmesine istemediklerini ifade ederek hala diplomasi fırsatımız var. Putin bir an önce durdurulmalı diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rus lider Putin'le telefonda görüştü. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, sorunun daha karmaşık hale gelmesinin hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurguladı. Görüşmede Erdoğan, diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti. Öte yandan Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlalleri devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün 96 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Açıklamada ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü, 6 askerin ise yaralandığı kaydedildi. Reuters haber ajansı ise Ukrayna'da parlamento, hükümet ve Dışişleri Bakanlığı'na ait sitelerin çöktüğü bilgisini geçiyor. Sayın seyirciler, Başbakan Faiz Sucuoğlu Antalya'dan gelen sanayicilerle görüştü. Sucuoğlu görüşmede hidrokarbon konusuna değindi.
Doğu Akdeniz'de bulunacak hidrokarbonun Avrupa'ya sevk edilmesinin tek yolunun Türkiye olduğunu söyledi. Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin stratejik öneminin daha da arttığını belirterek, tüm çabamız güçlü ekonomi, güçlü yatırım, güçlü ülke ve Türkiye ile birlikte ortak kaderi paylaşan iki ülkedir, dedi. Özellikle çevremizdeki hidrokarbon zenginlikleri, ki tahminin çok çok ötesinde bir zenginliktir bu. Deniz altındaki diğer petrol ve diğer zenginlikler. Ama şunu görüyoruz ki burada üretilecek, daha doğrusu denizde bulunacak olan özellikle hidrokarbonun Avrupa'ya veya kıtaya bağlanmasının rentable tek bir yolu vardır. O da Türkiye. Yani 60 kilometrelik bir boru hattıyla direkt kıtaya bağlanır. Oradan da zaten Türkiye'nin üzerinden geçen 5-6'ya yakın boru hattı vardır. Onlardan birine bağlanmak suretiyle Avrupa'ya veya gideceği yere veya Türkiye içerisinde dağıtılabilir. Yani söylemek istediğim bu ada çevresindeki zenginliğin gerçek anlamda insanlığa hizmet şeyinde, ekonomik karşılığı olmak koşuluyla tabii en büyük alternatif ve rentable olan Türkiye. Türkiye üzerinden gitmesi. Dolayısıyla bu Türkiye üzerinden gitmesini tabii Güney komşumuz kabul etmiyor. Ama sonunda o noktaya gelecek diye düşünüyorum. Ama daha da önemlisi Kıbrıs'ın şu anda stratejik olarak da Türkiye için artık inanılmaz bir değeri ve önemi var. Neden? Çünkü bütün kavga Kuzey Kıbrıs'ı da bir şekilde Cumhuriyet adı altında güneye bağlamak ve dolayısıyla da Girit'ten Kıbrıs'a bir çizgiyle güneyi, yani Antalya'da dahil olmak üzere, boğmak, sıkıştırmak, nasıl ki Ege Adaları'nda yaptıkları gibi. Bütün plan ve program bu açıkçası. Onun için Kuzey Kıbrıs'ın önemi o açıdan da, yani Türkiye ana vatan açısından da çok ciddi stratejik bir önemi var. Sayın seyirciler, Başbakan Faik Sucuoğlu hükümetin güven oyu almasının ardından ilk etapta yapacakları icraatları ortaya koydu ve bunun neticesinde önümüzdeki 8-10 aylık süreçte ülkeye 250 milyon liralık bir katkı gireceğini söyledi. Sucuoğlu pandeminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına büyük bir katkı sağladığını ve ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin sırada beklediğini anlattı. Tüketim mallarındaki pahalılığa da işaret eden Sucuoğlu, bizzat süpermarketlere gidip denetim yapacağım, ceza ise ceza, kapatma ise kapatma, dedi. Başbakan Faik Sucuoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kritik bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, bu kabine Faik Sucuoğlu kabinesidir. Sevabıyla, günahıyla, sorumlusu benim, dedi. Sucuoğlu, hükümetin güven oyu almasının ardından sanal betin yasallaştırılacağını, kripto para yasasının üzerinde çalışıldığını, forex yasasının hazırlanacağını söyledi ve tapu harçlarındaki yapılması gereken düzenlemeleri de işaret etti. Bir bakır madeninin mevcut olduğunu belirten Sucuoğlu, 1 milyar 550 milyon dolarlık bir hacim olduğunu aktardı ve ihraç edilmesi konusunda çalışmaların yapılacağını kaydetti. Bunlar ilk etapta yapacaklarımız. Beklediğimiz şekilde devam ederse önümüzdeki 8-10 aylık süreçte ülkeye 250 milyon Türk liralık bir katkı girecek, diyen Sucuoğlu, pandeminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına büyük bir katkı sağladığını ve ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin sırada beklediğini anlattı. Başbakan Sucuoğlu, yatırımcıların korkutulmadan hızlı bir şekilde bir çatı altında toplanacağını da belirterek, 6 ay içerisinde e-gümrük sisteminin tamamen kullanılacağını ve e-devlet sistemine geçtikçe kayıt dışılığın azalacağını vurguladı. Gümrük inanılmaz bir şekilde denetlenecek, diyen Sucuoğlu, sanal bet yasasının hazır olduğunu, kripto para yasasının ise bitme aşamasında olduğunu, görüş aldıklarını kaydetti. Dijital bankacılığın önemine de dikkat çeken Sucuoğlu, özellikle serbest bölgelerde kıyı bankacılığının oluşması için Türkiye Cumhuriyeti Kuyumcular Birliği ile görüşmeler yaptıklarını söyledi. Özellikle 7 dalga bölgesinde yap işlet devret metodu kullanılarak bir limanın inşasının gündemde olduğunu aktaran
eden Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs'taki coğrafi imkanlar diğer taraflarda yok. Buranın albenisi çok yüksek ve ziyaret eden çok ciddi bir ekip var. Bu teklifi sunmak için hazırlık yapıyorlar diye konuştu. Faiz Sucuoğlu, ülkede Hint keneverinin üretimi ve tıbbi alanda kullanımı kapsamında da Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden profesörlerin geleceğini belirterek, ben buna sıcak bakıyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 firmanın hava yolu şirketi kurmayı düşündüğünü de kaydeden Sucuoğlu, başta Türkiye-Kıbrıs arasında olacağını, ardındansa Rusya'dan charter seferlerin başlanacağını aktardı. Sucuoğlu, iki tanesi turizm şirketi, bir tanesi ise havayolu şirketidir ifadelerini kullandı. Başbakan Sucuoğlu, radikal, korkusuz, elini taşın altına koyacak bir hükümet gerekiyor. Yapacağız, başka çaresi yok. Yapamazsak bu ülke perişan olacak diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir enerji şirketi geleceğini de söyleyen Sucuoğlu, bize sunum yapacaklar. Kendi kendine dönerek enerji üreten bir sistem dedi. Sucuoğlu, Girne Antik Limanı'nın ihalesinin de tamamlandığını vurguladı. Ülkedeki tüketim mallarındaki pahalılığa işaret eden Sucuoğlu şöyle devam etti. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bizzat ben süpermarketlere gidip denetim yapacağım. Ceza ise ceza. Kapatma ise kapatma. Gerekirse rezil edeceğiz. Basından bu konuda destek istiyorum. Güven oyunu alalım. İlk yapacağımız işler bunlar. Birlikte gideceğiz. Siz de şahit olacaksınız. Her sene Ocak ayı ile Şubat ayı sonuna doğru ilaçların zamlandığını ve sıkıntı yaşandığını aktaran Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracat yasağından haberdar olmadığını, gerekli girişimlere başlatacağını söyledi. Yerel seçimler hakkında da değerlendirmede bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, 28 belediyenin sürdürülebilirliği kalmadığını, belediye sayısının 13'e düşürüleceğini vurguladı. Hem belediyeler hem de halk rahat eder, diyen Sucuoğlu, gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Bir insanın aklına gelebilecek ve seçim öncesi bir partinin yaşayabileceği her türlü olumsuzluğu. Maliye Bakanlığı 200 milyon Türk Lirası iç borç alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni bir devlet iç borçlanma senedi ihalesi açtı. İhale 25 Şubat'ta sonlanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 25 Şubat'ta sonlanacak devlet iç borçlanma senedi ihalesi açtı. Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği hazine bonosu ihalesiyle toplamda 200 milyon Türk Lirası borçlanılacak. Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde açılan ihale 110 gün vadeli. Devlet iç borçlanma senedi ihalesi 25 Şubat 2022 tarihinde saat 10'da gerçekleştirilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilecek. Maliye Bakanlığı 2021'de toplam 670.846.970 Türk Lirası iç borç almıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre halen ödenmeyi bekleyen 378.800.000 TL'lik iç borç stoku bulunuyor. Sayın seyirciler, Maliye Bakanı Sunat Hatun, maliyenin 200 milyon Türk Lirası iç borçlanmayla ilgili belediye değerlendirmelerde bulundu. Atun, iç borçlanmadaki artışın bir vade içinde planlı şekilde geride bırakılacağını söyledi. Bakan Atun, tüm emeklilerin maaşlarını gününde alabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını, ödemelerde bir sıkıntı bulunmadığını da kaydetti. Maliye Bakanı Sunat Atun, BRT'de katıldığı 18. saat programında soruları yanıtladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği hazine bonosu ihalesiyle ilgili soruları yanıtlayan Bakan Atun, iç borçlanmadaki artışın bir vade içinde planlı bir şekilde geride bırakılacağını söyledi. Daha refah günlere erişeceğiz. Fakat bu geçiş döneminde şu anda ilk acil kaynak ihtiyacı sebebiyle iç borçlanmaya gidilmiştir hazinemiz tarafından. İç borçlanmayla devlet sadece yine devlet emekli maaşlarını ve kamu görevlilerinin maaşlarını ödemekte kalmayacak. Yine iç piyasaya dönük de ödemelerini bir sıraya koyarak bunları da biliyorsunuz işte burslar var öncelikli olarak yani efendime söyleyeyim buna benzer taahhüt yerine getirenlerin ödenekleri var. Sunat Atun emeklilerin ödenmesiyle ilgili olarak kaynak arayışındaki sorunun da çözümlendiğini söyledi. Maliye Bakanlığı olarak emekliler, sosyal sigorta emeklilerinin zamanında ödenebilmesi için gerekli çalışmaları 3 gündür yapıyorduk. Haliyle bugün
de devreye girerek eksilen kaynağın temin edilmesini sağladık. Maliye Bakanlığı hem kendi kaynaklarından, bütçe desteğinden de yardımcı olacak, gerekli katkı yapacaktır. Hem de yine iç kaynaklardan organize edilen bir fon ile, bir kaynak aktarımıyla sosyal sigorta emeklilerinin de maaşları gününde ödenecektir. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün Güzelyurt bölgesindeydi. Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam Evi'ni ziyaret eden Bakan Pilli sorunları yerinde inceledi. Bakan Pilli 2022 yılının sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacağını vurgulayarak Güzelyurt Sağlık Merkezi'nin 24 saat sağlık hizmeti verebilecek duruma getirileceğini belirtti. Ülkede yaşanan ilaç sıkıntısına da işaret eden Pilli bir ay içinde sorunun çözüleceğini vurguladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastane ve sağlık merkezlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde Güzelyurt bölgesindeydi. Bakan Pilli ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne giderek sorunları dinledi, incelemelerde bulundu. Ardından Kalkanlı Yaşam Evi'ni ziyaret eden Bakan Pilli, buradaki sıkıntılarla ilgili bilgi alarak hastalarla sohbet etti. Ziyaretlerde Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye Bakanlık Müsteşarı Deren Oygar, Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağ ve diğer bazı bakanlık yetkilileri eşlik etti. Bakan Pilli ziyaretleriyle ilgili olarak BRT'ye yaptığı açıklamada, 2022 yılının sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacağını vurguladı. Sağlıkla ilgili bütün merkezler benim için aynıdır. Bugün Güzelyurt Sağlık Merkezi'ni, daha sonra da yaşam evini ziyaret ettim. Bu daha geldiğim bu yaşam evinde gerçekten iyi, hastalarımıza iyi bakılmaktadır. Sizler de gördünüz zaten müdürlerimle beraber. Ufak tefek sıkıntılar vardır, ufak tefek sorunlar vardır. Bunlar bizim için çok kolaydır çözmek. Bundan sonra buranın ve tüm sağlık merkezimizin, hastanemizi sık sık ziyaret edeceğiz. Onların sorunlarını yakından görüp sorunları çözeceğiz. Bizim için bu dönem sağlığın tüm sorunlarını çözmektir. Hedefimiz budur. Bakan Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi'nde hastalara iyi bakıldığını da ifade etti. Güzel sağlık merkezinde sıkıntılar vardır. Nasıl sıkıntılar vardır? Biz orayı 24 saat çalışan bir sağlık merkezimizdir ve bayağı yoğun çalışan bir sağlık merkezimizdir. Çalışıyordu tabii. Ancak şimdi o 24 saat çalışmıyor. Doktor sıkıntısı vardır. Personel sıkıntısı yoktur. Sadece doktor sıkıntısı. Bunları en kısa sürede çözeceğiz. Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısı konusunda da açıklamada bulundu. Bugün ilaç sıkıntısı vardır, ülkede ilaç sıkıntısı vardır. Tabii bu ilaç sıkıntısı bizden kaynaklanmıyor. Bu pandemi dolayısıyla ve işte enflasyon dolayısıyla Türkiye'deki firmaların bu ilaçları satmamasından kaynaklanmaktadır. Ama bir ay içerisinde de bu ilaç sıkıntısını çözeceğiz. Hükümetimiz kararlıdır bu durumda. Dolayısıyla biz burada çalışan tüm personele gerek buradaki yaşam evinde gerekse Güzelyurt sağlık merkezinde gerekse tüm sağlık personeline, ülkedeki tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt'ta narenciye hasat dönemi çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt'ta narenciye hasat dönemi çalışmalarını yerinde inceledi. Narenciye paketleme tesislerinde de inceleme yapan Bakan Oğuz, hasat döneminde yaşanan sorunlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bakan Oğuz, hasat döneminde Siprovex'te mandora ürünü veren üreticilerin hasatın gecikmesinden kaynaklanan bir mağduriyet yaşanmaması ve narenciyenin dalında kalmaması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Ülkede bu yılki mandora rekoltesinin 50-55 bin ton olduğunu, şu ana kadar 30 bin tonun hasat edildiğini belirten Bakan Oğuz, Siprovex'in hasat miktarının 7 bin ton olduğunu kaydetti.
Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Oğuz, hasadın gecikmeden önümüzdeki günlerde tamamlanması için girişimlerin yapıldığını ifade etti. Siprovex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapan Bakan Oğuz, narenciye kesim ekipleri konusunda yaşanmakta olan sıkıntıyı görüştü. Toplantı sonucunda Siprovex'e ürün veren üreticilerin hasat zamanı kaynaklı meydana gelecek mağduriyetlerinin oluşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Ege Denizi'nde gerginlik. Türk balıkçı teknesine ateş açan Yunanistan unsurları bir balıkçının yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto notası verildi. Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının iki Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan bir kişi bacağından yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını çağırarak protesto notası verdiğini duyurdu. Yunan tarafına Ege'de balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verilirken, Ege'de seyri sefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği iletildi. Covid-19'a ilişkin son rakamlarla bültenimize devam ediyoruz sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 13.982 test sonucunda 518 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında tedavisi tamamlanan 391 kişinin ise taburcu edildiği duyuruldu. Bakanlık vakalardan 200 kişinin Lefkoşa, 96 kişinin Girne, 158 kişinin Gazimağusa, 22 kişinin Güzelyurt, 30 kişinin İskele, 12 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğunu kaydetti. Sayın seyirciler, İngiltere'de koronavirüs pandemisiyle mücadelede yeni dönem başladı. İngiliz hükümetinin ülkenin COVID-19'la yaşam planını açıklamasının ardından salgınla mücadelede yasal kısıtlamalardan kişisel sorumluluk sürecine geçildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 21 Şubat'ta COVID-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluğun kaldırılacağını duyurmasıyla ülkedeki tüm COVID-19 kısıtlamaları sona erdi. Diğer yandan yasal zorunluluk ortadan kalkmasına rağmen COVID-19 testi pozitif çıkan yetişkinler ve çocukların evde kalmaları ve diğer kişilerle temastan kaçınmaları tavsiye olarak kalmaya devam edecek. Johnson, insanların bu virüsle yaşamayı öğrenmesi ve özgürlükler kısıtlanmadan herkesin kendisini ve çevresindekileri korumaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Ülkede 1 Nisan itibariyle halka ücretsiz dağıtılan hızlı antijen testlerine de son verilecek, ancak en yaşlı ve savunmasız gruptakiler testleri ücretsiz temin edebilecek. COVID-19 aşıları ve testlerinin ekonomiye maliyetinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Başbakan Johnson, bu maliyetin İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinden bile daha fazla olduğuna dikkati çekti. Johnson, COVID-19 testlerinin ekonomiye 15.7 milyar sterline mal olduğunu kaydetti. İngiltere 180 bini aşkın ölümle, Avrupa'da COVID-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor. Ülkede görülen COVID-19 ölümlerinin yaklaşık %80'i salgının ilk 12 ayında yaşandı. Aşılama programı ve toplumun virüse karşı bağışıklığının artmasıyla zamanla COVID-19 kaynaklı can kaybı ve hastaneye yatış sayılarında düşüş görüldü. Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de 12 yaş ve üzeri kişilerin %91.4'ü ilk doz aşıyı, %85'i ikinci doz aşıyı ve %66.2'si ise güçlendirici doz aldı. Öte yandan hükümetin salgınla mücadelede yasal zorunlulukların kaldırılarak kişisel sorumluluk sürecine geçildiğini ve tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Bilim insanları hükümetin kararını kanıtlarla desteklemediği gerekçesiyle eleştirdi ve bir grup uzman, başlık görevlisi Chris Witty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Valencia, hükümetin kısıtlamaları sona erdirmek için kullandığı bilimsel gerekçeyi yayınlamalarını isteyen açık mektup yazdı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da hükümetin COVID-19'da yaşama planının iyi düşünülmemiş olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kısıtlamalara son verilmesi kararına temkinli yaklaşan Londra Belediye Başkanı Sadık Han da tedbirlerin kimseyi geride bırakmayacak şekilde kaldırılması gerektiğini dile getirdi.
Sayın seyirciler, bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri Slovakya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından organize edilen iki toplumlu toplantılar çerçevesinde bir araya geldi. Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum partilerin temsilcileri Lidra Palace Otel'de toplandı. Slovak Büyükelçiliği tarafından yayınlanan ortak açıklamaya göre toplantının görev süresi tamamlanan Slovak Büyükelçi Jan Skoda'nın yer aldığı son toplantı olması nedeniyle siyasi partiler iki toplumlu diyaloğu ve Kıbrıs sorununun çözümüne olan bağlılığından dolayı Slovak diplomasisine ve Slovak Büyükelçiliğine teşekkür ve takdirlerini ifade ettiler. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partiler bu vesileyle iki toplumlu diyalog görüşmelerine devam edilmesinin önemi ve bu görüşmelerin Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı konusunda mutabık kaldı. Siyasi partiler aynı zamanda Rusya ve Ukrayna arasında süren gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirdiler ve ilgili tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı duymaya ve diyalog ve diplomasi kanallarını açık tutma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşisi Bel Tatar, 4 tahta lider eğitimcisi kursunda başarı gösteren katılımcılar için düzenlenen sertifika törenine katıldı. Sibel Tatar, izciliğin doğayı ve insanı kucaklayan anlayışına dünyamızın ve ülkemizin ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, onursal başkanı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kız İzci Örgütü Derneği tarafından organize edilen 4 tahta lider eğitimcisi kursunun sertifika törenine katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kız İzci Örgütü Derneği binasında yer alan ve 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü gerçekleşen sertifika töreninde konuşma yapan Sibel Tatar, 4 tahta lider eğitimcisi kursunun açılışını Ağustos ayında yaptıklarını anımsatarak, kursa katılarak başarı gösteren katılımcılara liderlik belgesi verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti ve tüm emeği geçenleri kutladı. Başkanınız inanılmaz enerjik, aynı zamanda müdür yardımcınız da keza öyle. Bu enerjiyle hepiniz kendi enerjinizle birleştirdiğinizde ben eminim ki zaten izcilik amacı, misyonu inanılmaz tasvip ettiğim çok güzel bir misyon. Ama bu enerjiyle de birlikte eminim ben siz daha birçok şeyler yapacaksınız ve başaracaksınız. Geçen defa da kursumuzun başlangıcında da söylediğim gibi ailelere yine tavsiye ediyorum. Çocuklarınızı teşvik ediniz izciliğe katılmaları için, bu eğitimi almaları için. Çünkü ne kadar çok izci, o kadar çok daha çok iyilik düşünen, daha çok paylaşan, daha çok doğayı sahiplenen, insanı sahiplenen, kucaklayan insan demektir ki dünyamız apaçık ortadaki, hele bugün son günlerde olan olaylar da bunu gösteriyor. Bu anlayışa ve bu düşünceye çok büyük ihtiyacı var dünyamızın, ülkemizin de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır da Dünya İzci Düşünce Günü'nde iyiliğin, dostluğun ve vefanın öneminin vurgulandığını belirterek derneğin ülkenin farklı şehirlerinde de çoğalarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kurs Müdür Yardımcısı Aytül Menteş ise izciliğin gönüllülük, sevgi, birliktelik ve hoşgörüye dayandığını ifade ederek başta kursun açılışında ve sertifika töreninde yanlarında yer alan Sibel Tatar'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kelebek izcilerin gösterisi ve izci liderlerin izci şarkıları yer aldı. Aynen iyi. Törende son olarak 4 tahta kursunu tamamlayıp lider eğitimci olma hakkını kazanan 11 izci lidere sertifika verildi. Sayın seyirciler, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir aracın çarptığı iki yaya yaralandı. Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi'ndeki kaza 15.30'da meydana geldi. Polis basın subaylığının açıklamasına göre Töre Gürkan yönetimindeki araçla dikkatsizliği sonucu o sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan Levent Savaş Özverel ve eşi Zerin Özverel'e çarptı. Yaraların tedavileri kaldırıldıkları Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Gazi Mausa Belediyesi'ndeki grev kalktı sayın seyirciler.
Belediye çalışanlarının maaş ve özlük haklarıyla ek mesai alacaklarının zamanında ödenmemesi ve 32 personel alınması gerekçesiyle MAUSA Türk Genel İş Sendikası'nın Gazi MAUSA Belediyesi'nde geçtiğimiz hafta başlattığı grev sonlandırıldı. MAUSA Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, 5 gündür grevdeydik. Anlaşmalı bir şekilde grevi kaldırıyoruz. Parasal anlamda sıkıntılarımız çözüldü. İstediğimiz bir daha bu sıkıntıların yaşanmaması için tedbirlerin alınmasıdır, dedi. Sayın seyirciler, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Armancı, Lefkoşa sınırlarının her geçen gün yıpranmasını ve yok olmaya başlamasını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla takip ettiklerini ifade etti. Armancı, surlar hepimizin ortak kültürel mirası. Korunması için yasal sorumluluk almaya, girişim yapmaya ve sorumluluk almaya hazırız, dedi. Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, tüm şehrin ortak kültürel mirası olan Lefkoşa surlarının korunması için yasal sorumluluk almaya hazır olduklarını açıkladı. Surların restorasyonu ve korunmasının Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yetki ve sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Harmancı, son yıllarda iki toplumlu kültürel miras teknik komitesinin öncülüğünde Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle yapılan müdahalelerin yetersiz kaldığını vurguladı. Harmancı, surların yıkılmasını beklemeden, gerekli restorasyon ve koruma çalışmalarının kuzey-güney ayrımı yapmadan surların tümünü kapsayacak şekilde bütünlükçü bir projeyle ivedilikle başlatılması gerekir, dedi. Bu bağlamda Lefkoşa Rum Belediyesi ile istişare içinde olduklarını belirten Harmancı, hem bireysel hem iki Lefkoşa Belediyesi olarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde taleplerini yükselteceklerini kaydetti. Harmancı, surlar hepimizin ortak kültürel mirası. Korunması için yasal sorumluluk almaya, girişimi yapmaya ve sorumluluk almaya hazırız şeklinde devam etti. Harmancı, bu konuda ısrarcı olmaya devam edeceklerini de kaydetti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından sanat koleksiyonu oluşturma projesi çerçevesinde bazı sanatçılar eserlerini üniversiteye devretti. Bu amaçla imzalanan protokol çerçevesinde sanatçıların eserleri Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde sergilenecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından sanat koleksiyonu oluşturma projesi kapsamında ülkemiz sanatçıları eserlerini Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne emanet ediyor. Bu çerçevede rektörlük binasında yer alan protokol imza töreniyle Mehmet Ulubatlı, İsmet Tatar, Profesör Doktor Senih Çavuşoğlu, Emel Samioğlu ve Mustafa Hastürk bazı eserlerini Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne verdi. Protokol imza töreninde konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın projenin bir önceki yönetim tarafından başlatıldığını ve verimli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Doğu Akdeniz Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak eğitim, araştırmanın yanında bir de topluma hizmet konusunda da öncü olmak durumundadır. Tabii bunun en önemli parçalarından biri de sanat, kültür ve diğer konularda öncülük etmektir. Bunu yaparken de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok önemli sanatçılarının eserlerine yer vermek, bunlarla ilgili birikim, bilgi birikimi paylaşımını olanaklı kılmak. Onun ötesinde de toplumumuzun eğitilmesine de katkıda bulunmak amacıyla çok önemli bir projenin devamı niteliğinde çalışmalarımız sürecek. Sanatçılar da böylesi önemli bir projenin parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Konuşmaların ardından protokollere imza atıldı. Sayın seyirciler, hemşire örgütlerinden ebe münhali açılması için çağrı yapıldı. 2017 yılından beridir ebe kadrosu için münhal açılmadığına dikkat çekilen açıklamada daha fazla kaybedilecek zaman kalmadı denildi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Başbakan ve Sağlık Bakanı'na ebe münhali açılması için çağrıda bulundu. Birlik Başkanı Ali Özgöçmen ve Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, kamu sağlık sistemi içerisinde 4 hastanede hizmet veren kadın doğum servislerinin büyük bir özveri ve başarıyla hizmetlerini sürdürdüğü, ancak güçlendirilmeye ve ayakta tutulmaya ihtiyaçlar olduğu belirtildi.
güçlendirilmenin en temel unsurunun ebe sayısının güçlendirilmesi ve artırılmasından geçtiği ifade edilen açıklamada, 2017 yılından beridir tek bir münhal açılmayan ebe kadrosu için artık zamanıdır. Daha fazla kaybedilecek zaman kalmamıştır denildi. Kamu Hizmeti Komisyonu, Ocak ayında yapılması planlanan fakat seçim yasakları nedeniyle ertelenen yeterlik sınavlarının hafta sonu yapılacağını duyurdu. Kamu Hizmeti Komisyonu, yeterlik sınavlarının 26 ve 27 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre 26 Şubat'ta üst düzey ve alt düzey yeterlik sınavları, ayrıca Sivil Havacılık Dairesi kadrolarından 4. derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı Mevki Yazılı Sınavı, 27 Şubat'ta ise orta düzey ve ortaokul düzeyi yeterlik sınavları ve yabancı dil İngilizce sınavı yapılacak. Komisyon, hafta sonu yapılacak sınavlara toplam 3.385 kişinin katılacağını kaydetti. 26 ve 27 Şubat'ta yapılması planlanan tüm yazılı sınavların sonuçları, sınavların yapıldığı gün Kamu Hizmeti Komisyonu'nun resmi web sitesinde yayınlanacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için askeri öğrenci alınacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2022 yılı askeri öğrenci temin faaliyetleri kapsamındaki başvuruların 30 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na şahsen yapılması gerekiyor. Başvurular en geç 7 Mart'a kadar yapılmalı. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk siyasetinde önemli bir yere sahip gazeteci, yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotağ'ın yaşam öyküsü sanal sergi olarak yayınlanmaya başladı. Sergide İsmet Kotağ'ın doğumundan ölümüne yaşam öyküsü fotoğraflar, videolar ve belgelerle anlatılıyor. Kıbrıs Türk siyasetinde önemli bir yere sahip gazeteci, yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotağ'ın yaşamı sanal sergi olarak www.ismetkotak.com web sitesi üzerinden yayımlanmaya başladı. İsmet Kotağ'ın doğum günü olan bugün yayımlanan sanal sergi, Abrakadabra İletişim Yönetimi tarafından hazırlandı. Serginin sanat direktörlüğünü Mine Kar, editörlüğünü ise Cem Kar yaptı. Sergide ayrıca İsmet Kotağ'ın 1963 olaylarında Rum polisler tarafından taranan arabasının fotoğrafları ve olayın nasıl yaşandığı bilgisi yer alıyor. Sergiyle ilgili açıklama yapan Serhat Kotak, babası İsmet Kotağ'ın canından çok sevdiği Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı için her zaman her şeyini, varını yoğunu ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Amacımız onu tanımayan genç nesillere hem onu tanıtmak hem de örnek alacakları mücadeleci bir ismi onlarla buluşturmak," dedi. Kotak, sergiye katkı koymak isteyenleri kendilerine ulaşmaya da çağırdı. Bu haberle bültenimizi de tamamlıyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nin organize ettiği Futbol Kadınla Daha Güzel paneli Acapulco Otel'de gerçekleşti. Adamızda kamp yapan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ve yöneticilerinin yanı sıra Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımını kuran Ayten Berkalp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kadın futbolunu 1994 yılında ilk kez Mutluluk Spor adı altında kuran Gülay Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kadın futbolunun öncülerinden Serhat Deniz'de, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün de yer aldığı panelde, kadının futboldaki yeri, yaşadığı zorluklar, futbola kattığı güzellikler gibi konular tartışıldı, fikir ve öneriler paylaşıldı. Aresitiran yarışında toplam 220 kişi koşacak. 27 Şubat Pazar saat 10'da Dereboyu Kafe Paskuççu önünden start alacak olan yarış aynı yerde sona erecek. Organizasyon, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ares Spor Kulübü ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü desteğinde gerçekleşecek. Nikosya Grup Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçları bugün oynandı. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle.
Yeni Cami 6, Girne Halk Evi 2, Doğan Türk Birliği 2, Cihangir 1, Küçük Kaymaklı 3, Yonpaş Dumlu Pınar 0, Mesarya 1, Maus Atürk Gücü 1. Basketbol Erkekler Pro Ligi'nde yeni sezon şu sıralarda İskele Spor Salonu'nda oynanan Gençler Birliği Çetinkaya karşılaşmasıyla başladı. Ligde yarın akşam saat 19'da Atatürk Spor Salonu'nda Küçük Kaymaklı ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Hafta 28 Şubat akşamı Kop Spor Soyer Hacı Gani Miller maçıyla tamamlanacak. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 SBC Boru 16 yaş altı tenis liginde şampiyon Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü oldu. Federasyon kortlarında oynanan final maçında Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Spor Derneği karşısında 4-3 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Handbol Erkekler Ligi 3. hafta maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi deplasmanda Mausa Gelişim Akademisi'ni 34-33 mağlup etti. Mausa Arena'da oynanan ve baştan sona çekişmeli geçen maçı kazanan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 6 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mausa Gelişim Akademisi ise 2 puanla 5. sırada kaldı. Ligde şu sıralarda oynanan mücadelede ise Levent'le Gençlik Gücü karşılaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu çeyrek final ilk maçında Chelsea sahasında Lille'yi 2-0 yendi. Mavi beyazlılara galibiyeti getiren goller Havertz ve Pulisic'ten geldi. Son 16 turunun bir diğer mücadelesinde Juventus deplasmanda Villarreal'le 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finale kalan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması 16 Mart'ta oynanacak. Spor Toto Süper Lig 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konya Spor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 46'ya yükseltti. Turuncu lacivertli takım bu sezon 5. yenilgisini alan 3. sıradaki İttifak Holding Konya Spor'la arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, güzel günler, geceler sizin olsun. Evet, bulutlu bir gün olacak bugün. Parçalı, az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve öğleden sonranın sonrasında yer yer sağanak yağmurları göreceğiz. Evet, öğleden sonranın sonrasında ve geceleyin ve yarın sağanak yağmurlar yer yer etkili olacak diyebiliriz. Evet, önceleri yüksek basın sisteminin, sonra alçak basın sistemiyle oldukça nemli ve ılık hava kütlesinin etkisi altına girecek Kıbrıs adamız diyelim efendim. Ve şimdi bulutlara bir göz atalım. Ve bakıyorum bu Avrupa efendim, Avrupa nemsiz kaldı efendim, nemsiz. Evet, açık az bulutlu bir görünüm var. Kuzey parçalı az bulutlu, Rusya parçalı bulutlu, Karadeniz ve Balkanlar parçalı bulutlu geçerken Batı Akdeniz az bulutlu, Orta Akdeniz ise çok bulutlu bir görünümde efendim. Diyorsunuz ki Cebel Tarık'ta ve İber Yarımadası'nda ne var ne yok. Açık ve az bulutlu efendim. Evet evet, Türkiye'm, güzelim Türkiye'm ve Kıbrıs'ımda. Batısı Türkiye'min çok bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Orta Anadolu az bulutlu. Kıbrıs'ım ise çok bulutlu ve yer yer az bulutlu bir görünüm var an itibariyle. Tabii ki meteorolojik haritaya bakınca ne yapıyorduk? Detayları görüyorduk ve meteorolojik haritamız. Evet, alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemini görüyoruz. Girit Rodos üzerinde ve yavaş yavaş
yavaş yavaş bizi etkilemeye başlayacak. Öğleden sonranın sonrasında. Evet, Ege bölgesinde de yoğun bulutlar görmüştük ya, bu sistemin, bu hava kütlesinin etkisi orada da devam edecek. Bir de Karadeniz, Karadeniz'in üzerinde bir alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemini görüyoruz. Ve İber Yarımadası'ndan bütün Avrupa'yı etkileyen bir yüksek basın sistemi var. Ve İngiltere hafif bir yağışlı hava kütlesinin etkisinde bugünkü meteorolojik haritamızda. Diyelim ve biz gecemize geçelim. Gecemiz yer yer sağanak yağmurlar görmek mümkün bu akşam. Ve en düşük hava sıcaklıkları Lefke'de 13, Girne'de 14, Güzelyurt'ta 12, Lefkoşa'da 10, Alefkayası'nda 9, Yenerenköy'de 11, İskele'de 12, Gazimağusa'da 13, Lardaka'da 11, Limasol'da 11, Baf'ta 10 ve Trodos'ta 2 derece. Ve yarın parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlar devam edecek efendim. Ve en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 20 derece. Lefke'de 18, Güzelyurt ve Girne'de 19, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 17, Alefkayası'nda 16, İskele'de 19, Gazimağusa ve Larnaka'da 18, Limasol'da 17, Baf'ta 20 ve Trodos'ta 8 derece. Ve denizlerimiz efendim, denizlerimizde havalar ve rüzgarlar. Evet, kuzey sahilde, kuzey ve doğudan 4 ile 5 kuvvetinde bir deniz var ve devam edecek. Yani orta yer yer kaba dalgalı bir denizle birlikte 2-2,5 metrelik bir dalga boyuna ulaşacak bugün kuzey sahillerimizde. Doğu sahillerimizde ve güney sahillerimizde ise kuzey ve doğudan 3 ile 5, batı sahillerimizde ise güney ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde bir deniz içecek. Yani doğu, güney ve batıda ise orta dalgalı bir deniz, 1,5-2 metrelik de bir dalga boyu olacak bugün Kıbrıs'ın etrafındaki sahillerde efendim. Ve dünyamız dönsün. Başkent Ankara'da dursun efendim. Ve bugün Ankara'mızda yağmur bekliyorum 14 derece. İstanbul yağmurlu 12, İzmir yağmurlu 18, Antalya yağmurlu 16 derece. Erzurum ve Van'da kar yağışı bekliyorum. Diyarbakır'da yağmur. Evet, Ankara 14, İstanbul 12, İzmir 18, Antalya 16, Diyarbakır 16, Erzurum 5, Van 6 derece. Samsun, Trabzon, Gaziantep, Adana ve Hatay parçalı bulutlu. En yüksek hava sıcaklıkları Adana'da 22, Hatay'da 21, Gaziantep'te 17, Samsun'da 21 ve Trabzon'da 16 derece efendim. İngiltere'ye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Edinburgh'a. Yağmur var Edinburgh'da. Dublin'de yağmur var. Londra'da ise parçalı bulutlu bir görünüm var. Dublin 6, Edinburgh 9, Londra 11 derece. Ve Cebeli Tarık diyelim. Fakat Lisbon 19, Cebeli Tarık 19, parçalı bulutlu. Madrid 21, çok bulutlu ve 21 derece efendim Madrid. Ve Batı Avrupa'ya bir giriş yaparken Paris, Brüksel, Köln, Frankfurt ve Berlin parçalı bulutlu geçerken Amsterdam yağmurlu efendim. Paris 12, Brüksel ve Frankfurt 10, Köln 11, Amsterdam ve Berlin ise 9 derece. Ve Roma, Roma İmparatorluğu'nun başkenti, tarihi Roma'da hava az bulutlu 14 derece. Dubrovnik parçalı bulutlu 15, Viyana ile Budapeşte çok bulutlu, Viyana 8, Budapeşte 10 derece.
ve Balkanlar efendim. Balkanlar. Üsküp, Sofya, Bükreş, de hava çok bulutlu. Üsküp 11, Sofya 6, Bükreş 8 ve Atina'da ise az bulutlu 15 derece. Ve yine bulutluluk devam ediyor. Nerede? Kuzeyde efendim. Helsinki ve Oslo'da. Oslo'da en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 2. Helsinki'de sıfırın altında 4. Moskova'da parçalı bulutlu görünümle birlikte en yüksek hava sıcaklığı 3 derece. Ve nereye gidiyoruz? Firavunlara gidiyoruz. Kahire'ye. Kahire 22 derece az bulutlu. Tel Aviv 23 derece parçalı bulutlu. Beyrut az bulutlu 21 derece. Cezayir ve Tunus. Cezayir ve Tunus'ta hava çok bulutlu geçerken Cezayir 21, Tunus 18 derece efendim. Evet, parçalı bulutludan çok bulutluya gidiyoruz. Öğleden sonranın sonrasında sağanak yağmur bekliyoruz. Geceleyin de yer yer sağanak yağmur devam ederken Perşembe günü de yer yer sağanak yağmurlar devam edecek efendim. Evet, diğer yayınlarımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.